Ramazan imanla ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddem. Ki Ramazan-ı Şerif'teki oruçları Allah'a iman ederek, sevabı yalnız ondan bekleyerek, birileri istiyor diye değil, birileri için değil, birileri arzu ediyor diye değil, Allah için tutarsa geçmiş günahları bağışlanır müjdesini almıştır. Ve yine biz, men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddeme min zenbi. Kim Kadir gecesini inanarak, sevabını Allah'tan ümit ederek ihya edecek, ayağa kaldıracak, o gece yaşayacak olursa geçmiş bütün günahları affedilir müjdesini hep beraber Ramazan-ı Şerif'te aldık. Ramazan-ı Şerif bizi aldı. Ramazan-ı Şerif bizi saman yolunda gezdirdi. Bizi Allah'a yaklaştırdı. Ramazan bizi aldı. Nefsimizle kad eflehe men zekkâhe ve kad khâbe men dessâhe. Kur'an-ı Hakim'in bu emri tekrar bizi hatırlattı. Nefsini kötülüklerden arındıran, yanlışlardan kendisini muhafaza eden, dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar değer verenler kurtulmuştur dedi. Biz de bu gayeyle buna sımsıkı sarılmaya çalıştık. İşte Ramazan-ı Şerif bizi aldı, bu makamlara getirdi. Buralara kadar getirdi ve bizi böyle güzel bir cemaatte bu saatte buraya topladı. İşte bizler de diyoruz ki Rabbimizin huzurunda belki de ellerimizi açarak, gönlümüzü açarak Allah'ım, Allah'ım bu güzellikleri inşallah ben devam ettireceğim. Allah'ım namaza alıştım, namaza devam edeceğim Allah'ım. Allah'ım dilime gıybetten, dedikodudan, suizandan muhafaza ettim. Allah'ım sen bana yardım et, ben inşallah bunu devam ettireceğim. Allah'ım ticaretime dikkat edeceğim. Allah'ım senin istediği gibi ticaret yapacağım. Allah'ım senin istediği gibi anne olacağım, baba olacağım, eş olacağım. Allah'ım senin istediği gibi bir yavru olacağım. Annesine ve babasına saygılı olan bir insan olacağım. Allah'ım sen bana ne emrediyorsan o. Estaqim kemen umid buyuran Rabbimiz. Aleyhisselatü vesselama emrolunduğun gibi dost doğru buyuran Rabbimiz. O emri tek peygambere vermedi, hepimize verdi. Kadınımızla, erkeğimizle, çoluk çocuğumuzla, gencimizle, ihtiyarımızla hepimize Rabbim bu mesajı verdi. Bize düşen bu mesajı almaktır. Muhterem kardeşlerim, bayram sabahındayız. Bayramın güzelliklerini yaşayacağımız bir gündeyiz. Ama lütfen bayramı yanlış anlamayalım. Ama lütfen bayramı bir tatil olarak atlamayalım. Ama lütfen bayramı otellerde geçirecek, konserlerin takip edildiği, sanatçıların izlendiği, bilmem hangi programların takip edildiği zaman dilimi değildir. Bakınız tekbirle başladığımız şu günde, tekbirle beraber başladığımız şu günde, günün sonunu farklı şeyler izlemek suretiyle farklı ortamlarda geçirmeyelim. Bir gün Hazreti Ömer şöyle bayram namazı kılmışlar, dağılıyorlar. Herkes huzur, mutluluk, neşe içerisinde. Köşede duruyor büyük insan. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri köşede duruyor, üzüntü bir şekilde, belki de biraz mutsuz, çıkmışlar yanına gitmişler. Ya ey emirel müminin, ya emirel müminin, bu hal nedir? Herkes seviniyor, herkes koşuşturuyor, herkes böyle neşe içindeyken sen niye böyle duruyorsun? Niye üzülmüşsün deyince, bayramı niye idrak etmiyorsun, niye sen de yaşamıyorsun deyince, o koca Ömer radıyallahu anh hazretleri şöyle diyor. اِنَّ الْعِيدْ لِمَنْ وَعِدَ وَعِيدْ Kim bayram haddeder biliyor musunuz? Bayram, o korkunç olan o günde, korkutucu olan o günde, o kıyamet gününde, o ahirette amellerimizin ortaya serpiştirildiği, kitaplarımızın önünde serpiştirildiği, bütün herkesin amellerini ayan beyan gördü. O günden eminsek şayet o bizim için bayram olacak. Yoksa bu zaman dilimleri böyle oynayacak, sıfırlayacak zaman dilimleri değildir. Ama bu zaman dilimlerinde dikkat etmemiz gereken şeyler tabii ki var. Ayet okudum bakınız şimdi. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْبَتُونَ Bütün Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar ancak kardeştirler. Bu şuuru ve anlayışı anlamak zorundayız. Biz kardeşiz. Biz sulbümüzden olan kardeşler gibi Rabbim bizi kardeş etti. Bizi kinleşmeye, buğuzlaşmaya, kavga etmeye, kalp kırılmaya yok lüksümüz yok. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor bakınız. Tasavvufu yetebil gıyb. Musafa ediniz. Kucaklaşınız.
Zira bu durumda kim gider? Hâdâ tuhâbû. Hediye etsiniz. Birbirinize hediyeler de veririz ve birbirinizi seveceksiniz. Ve inşallah o düşmanlıklar, o kötülükler gidecektir. İşte Ramazan Allah'ın zikrini, bayram günleri Allah'ın zikrini aklımızdan çıkartmamız gereken bir zaman dilimidir. Ama annelerimizin rızasını alacağız. Hanımlarımızın rızasını alacağız. O kadar kahrımızı çeken hanımlarımız, yavrularımız var. Onların rızasını alacağız. Onları sevindireceğiz. Fitrelerimizle vermemişsek şayet, namaz hemen vermek suretiyle fakir fukaranın bir ihtiyacını gidereceğiz. Ve bizim için Ramazan bayramı günleri de Allah'a döndüğümüz günler olacaktır. Ne demek efendim? Falanca yerde, falanca konser, falanca program, falanca. Müslümanların tekbirle başladığı bir sabahta bu şekilde bitirmeleri kadar yanlış bir şey olamaz. Müslüman hayatın her alanında, sırf camide değil, sırf Ramazan'da değil, sırf Kabe'de, Medine'de değil, Müslüman hayatının her alanında Allah'ın istediğinde olmak zorundadır. Camide dermiş, ticarethanede başka bir şey olamaz. Camide dermiş, evde başka bir şey olamaz. Camide dermiş, çarşı pazara başka bir şey olamaz. Müslüman, siz nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir buyuran bir Allah'a iman etmişiz. Bizi görmediği, bizi işitmediği, bizim farkımızda olmadığı, hepimizin ferdi arkasına bir an bile olmayan Allah'a iman etmişiz. Ve biz bayramları da bu şekilde yaşayacağız. Kalp kırmayacağız. Allah aşkına Aleyhisselatü Vesselam'ın üç günden fazla bir mümin tarzı olamaz, helal değildir buyuran bir peygamber ümmeti olarak bize düşen, mümkün mertebe küsliklerimizi artık bir tarafa bırakmak suretiyle kucaklaşmak olacaktır. Şeytanı kızdıran en büyük meselelerden bir tanesi budur. İlim kardeşim, sen haklısın, ben seni kaybettim, gel kucaklaşalım demek şeytanı en çok çileden çıkartacak meselelerdendir. Rabbim cennetlerdi bu. Ramazan'da kazandığımız bütün güzellikleri, hayatımızın her alana yaymayı Rabbim cümleyi nasip eylesin inşallah. Rabbim Celle Celaluhu kazandığımız güzellikleri Ramazan-ı Şerif'ten sonra da devam ettirebilmeyi, kulluğumuzu izhar edebilmeyi, Rabbim sen benim Ramazan'da da Rabbimdin, şu bayram namazında da Rabbimdin ve sen ya Rabbi bu bayram namazına Rabbim olduğun gibi 5 vakit namazı emreden de sensin ya Rabbi, Ramazan dışındaki infak etmeden de sensin ya Rabbi, sensin ya Rabbi demekten başka şansımız yok. Söz verdiğimiz zaman dilimleri olsun. Rabbim belki de hüzünlü başladığımız şu Ramazan değil mi? Depremzede kardeşlerimizin hüzünlüyle başladığımız şu Ramazan'da inşallah günahlarımızı affettirmek ve bağışlanmak suretiyle Hitab-ı Misk kabininden olmayı lütfetmesin. Rabbim İslam coğrafyasının neresinde olursa olsun, Doğu Türkistan, Arakan, Suriye, aklınıza gelmeyen Kudüs-ü Şerif, orada sıkıntı çeken bütün Müslümanlar Rabbim şu bayram sabahı dua ediyoruz.